Herkese selamlar dostlar. 5 ve 6 Eylül 2023 değer tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelemiz var ve bu videoda sizlere bir adet ideal kombine vereceğim. Aynı şekilde cumartesi verdim kazandık. Pazar kendi gruplarımızda kazandık. Bugün de sizlere de bir ideal kombine vereceğim. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300 seviyesine geçelim. Yani şu bültende sizlere ideal kombine çıkartabiliyorsam yani beğenileri eksik tutmayalım. Siz yorumla bırakırsanız en azından bir Emeğine sağlık yorumu bırakırsanız çok memnun olurum diyerekten başlayalım. Öncelikle maç skor yarışması skorlarını açıklayalım ve bir adet de yarışma yapalım. Maç skoru yarışması dostlar. ABD katsayı atar. Bakın birazdan bahsedeceğim. İtalya ABD'nin maçı var. Sizce ABD katsayı atar. 2 tane tahmin hakkım var. Örnek olarak mesela 95 veya 99. Bilenler arasından iki kişiyi alacağız. O yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz Brighton'la Arsenal maç skorlarını kazananları da Tuncay Pırıldak ve Fatih Topçu. Bunlar da bana Instagram üzerinden ulaşırsa arkadaşları gruplara alalım. Instagram adresimiz ekranda Kangal Bey olaraktan da buradan benimle iletişime geçebilirler. Sizler de herhangi soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi almak isteyen herkes buradan benimle doğrudan iletişime geçebilir. Geçtim. Cumartesi sizlere vermiş olduğum ideal kombini çok güzel kazandı. Lebel Kuzen Damsat mücadelesine 2.5 üstüne 1 vermiştik. Kazandık. Brighton maçına da var dedik. Son dakikada gelen golle de, de olsa kazanmasını bildik. Cumartesi kazançlı geçirdik. Hatta cumartesi günü ana kombini, Avrupa kombini, basketbol kombini, basketbol teknisi toplamda 4 adet kombine verildi. Ve hepsi kazandı. O yüzden değerlendiren, kazanan herkese tebrikler diyerekten de geçelim. Yüksek misli'lerde şöyle bir özellik var. Bu sezon yaptığımız bir şeydi. Normalde yapmıyorduk geçen sezon. Yüksek misli canlı. Örnek veriyorum son verdiğimiz canlılardan bahsedeceğim. Dün, dün, verdik bunları zaten. Sırbistan Türkiye'nin voleybol maçı vardı. Dördüncü set Türkiye'nin 1.52 oranı vardı. Dedik ki buna 750 misli olarak önerdik. Onun dışında Brezilya'nın maçı vardı. Ben önerdim. Ev sahibi 73 küsürlüğünde 450 TL atın dedim. Canlı da. Yüksek misli de bu şekilde dün 4 tane canlı verdik. Yüksek misli hepsi de kazandı. Yüksek mislinin bu sezonki yeniliği zaten budur. Geçtim. Pazar günü vermiş olduğum iki adet kombine vardı ki çoğu kombineler kazandı. Yani pazar günü de yatan kombinemiz olmadı. Ana kombinemiz arkadaşlar Salzburg'un iki golü Arsenal maçına da var olarak verdik. Ve kombinemiz çok rahat ilk yarıdan ikisi de geldi. içeri aldık. Alternatif kombinemizde Beşiktaş alır 4.5 alt çok temiz geldi ki maç skoru 2-0 olarak sizlerle belirtmiştim. Videoda anlatmıştım. Osasuna'nın da Barcelona karşısında Barcelona'nın atacağı 2 gol. Deplasman 1.5 küs. Bunun da oranı 1.61, 1.53, 2.28'in bile oranı vardı. Güzel orandan kazandık. Tebrikler. Geçtim. Basket kuponlarımız da devam ediyor aynı şekilde. Çünkü basket var. Bu videoda da 4 tane basket maçı var ve ideal kombine de basketten olacaktır. Basketten de kazanmaya devam ediyoruz. Editör arkadaşımız Yido ile birlikte güzel işler çıkardık. Umarım bu şekilde devam eder. Ve sizlere şöyle canlı göstermek istiyorum. Dün vermiş olduğumuz bildiğiniz üzere milli takımımız, voleybol milli takımımız Plenin Sultanı Avrupa şampiyonu oldu. Ve biz o maça tam 7 tane canlı bayı sağlık. Sizce kaçta kaç yaptık? Devam edelim. Ekranda gördüğünüz üzere zaten birde bir. İkinci canlımız birinci set sonucu Sırbistan. O da içeride mi? 2'de 2. Devam edelim. İkinci set sonucu Türkiye. Ve ikinci set sonucu 46.5 alt olarak aldık. 3'te 3, 4'te 4. Devam edelim. Üçüncü set 44.5 üst olarak değerlendirdik. Sinerji lazım dedik. Sinerjiyi aldık. 5'te 5'i yaptık. Ondan sonra dedik ki dördüncü set sonucu Türkiye hatta yüksek misliğe girdik. O da geldi. Onu da içeri aldık. Şarkımızı verdik. Ve en son olarak da 5. set sonucu hatasız olarak da milli takımımızın Avrupa şampiyonu olacağını güvendik. 1.42 gibi orandan Türkiye'yi verdik. 7'de 7. Yani sadece voleybol maçına zaten 5 set vardı. 7 tane canlı aldık ve 7'si de geldi. Bu şekilde ilerlemeye devam ettiğimizde sizlere de göstermek istedik. Basket, futbol, voleybol hiç fark etmez. Kanga laf etmez diyelim. Ekip olaraktan da şov yaptık. Şimdi sizlerden ricam bir güvenseniz like'larınızı like bekliyorum. İdeal kombine var dediğim gibi. Hatta ideal kombinenin ilk mücadelesi Litvanya mücadelesi bahsedeceğim. Öncelikle Litvanya'da en skorer oyuncular bu da Valenciunas'la Jokubaitis. Jokubaitis'i ben çok izledim. Barcelona'dan özellikle Eurolig'i daha çok takip ediyorum NBA'ye oranla. O taraftan bir sıkıntımız yok. Yani en skorer oyuncularımız bunlar zaten Litvanya'nın en büyük özelliği maçı bırakmaması en son ABD ile oynadılar ve ABD'ye tam 106 sayı 110 sayı mı ne attılar. Yani ABD'yi ye yenen bir Litvanya var maçı bırakmayan bir Litvanya var onu da belirtelim. Sırbistan tarafına baktığımız zaman da Çançar'ın olmayışı gerçekten büyük eksiklik. Fakat Bogdanovic ile birlikte son maç gerçekten her attığı sanırım isabetli oldu. Çok fazla potaya gitmedi. Ondan önce kötü bir oyun vardı. Kaybettiler onu. Fakat son maç gayet iyiydi. Özellikle Jovic ile birlikte Jovic potaya çok fazla gidiyor. O yüzden bu maçın skoru üstünlüğü çıkabilir. Biz burada ideal olarak da kombinemizi şöyle aldık. Mücadelede ilk yarı 81.5 üstü. Hemen şuradan. Bakın şöyle altını da açayım. Nesine ve Oley'in yazdığı. ilk yarı 81.5 üst olarak değerlendirdik. Oran da 1.44. Bu mücadelenin ilk yerden bir 82 sayı beklediğimizi bek söyleyeyim. Onun dışında dostlar şöyle de bir yüksek oran yapar mıyız diye düşündük kendi aramızda. Ev sahibinin atacağı sayı. Ev sahibi burada 83 sayı atar mı? Alternatif tercihimdir. Yani Litvanyan'ın yanında burada ekstradan maçı bırak bırakmadığı için ve Sırbistan savunması da çok iyi değil. O yüzden Litvanya'nın atacağı burada 83 sayı, ev sahibi 82,5 üstünde alternatif iddia olarak sizlere önermek istiyoruz. Diğer mücadelem ABD-İtalya. Bu maçında maç skorunu sorduk. ABD kaç sayı atar diyerekten de size sorduk. İki tane tahmin hakkınız var. Şimdi İtalya'da Postecchio var. Bakın bu adam hem basketbol döneminde hem de teknik direktörlük döneminde gerçekten çok agresif bir adam. Geçen maç değil de ondan önce mesela teknik faaliyeti 2 tane atıldı. Özellikle İtalya takımı geriye düşerse bu adam çıldırıyor ve geriye de düşecektir ABD karşısında. İtalya buradan ben teknik direktörün Koçun burada atılmasını bekliyorum. Bak futbolcu olduğum nasıl böyle teknik direktör diyeceğiz. Koçun atıldığını, atıldığını kesinlikle yazıyorum. Maçı da izleyenler görecektir zaten. ABD tarafına baktığımız zaman da Junior'lar, Jackson'lar havada uçuşuyor. Geçen maç mağlup oldular Litvanya'ya karşı. O maçı da izledik. Bu maçta ekstradan geçen maçta mağlup oldukları için İtalya'ya karşı bence ağır geleceklerdir. Zaten kazanmalarını bekliyoruz. Oran da zaten burada 12.5 vardı. 13.5'a yükselmiş. 13.5 handikapla ABD'yi alalım. Yani ABD'nin burada en az 14 sayı fark atarak kazanmasını bekleyeceğiz. İdeal tek tercihimizdir. Kombinemi almadım. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. ABD'nin direkt galibiyeti 13-14 sayı farkla. Almanya ile Letonya diğer güne geçtik 6 Eylül'e. Almanya'da neredeyse tek bir oyuncunun üzerine gidiyor. Schroder'in üstünden giden bir Almanya var. Gerçekten eleman da taşıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Geçen maç yendiler. Slovenya'yı yendiler. İlk periyotta Schroder yedek başladı veya çok fazla kenarda oturdu diyeyim ben sizlere. 11 sayı atabildiler. Ondan sonra ikinci periyod Schroder'in girmesiyle birlikte Almanya toplandı ve o maçta tam 100 sayı attı. Slovenya'ya karşı. Burada Letonya ile oynayacaklar. Letonya da sağlam takım. Burada en son İspanya'yı yenerekten de hatta o maçtan biz Mason 2 694 gibi orandan da aldık. Yani Let İspanya'yı devirdiler orada. Burada Letonya ne yaparsa ilk yarı yapacaktır. Böyle bir düşüncemiz var. Ki Letonya'nın da zaten basketbol kültürü gerçekten yüksek bir ülke olduğunu ve bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Burada Almanya ne kadar 1.08 oran atsalar da bizim tercihimiz şu yönde olacak. Letonya'nın ne yaparsa ilk yarı yapacağını düşünerekten de kuponu aldık. Kupona da aldık bu arada. Bunu ideal kombineme de aldım. Ben burada ilk yarıda Yido ile bizim ortak düşüncemiz. Letonya'nın ilk yarıdan 7 sayı fark yiyeceğini düşünmüyoruz. Şu var ya şu altını da açayım hemen. Çünkü basketbola yabancı kitle var şu an. Çoğunluk anlamıyorsunuz muhtemelen de. Letonya burada 7 fark yemez diyorum. İlk yarıdan ama. ilk yarı Letonya 7 fark yemez. Bu şekilde sizlere öneriyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Kanada ile Slovenya mücadelesi. Slovenler'de Doncic var ve Dončić'te arkadaşlar şöyle bir durum var. Her maçta bir teknik faal alıyor ve gereksiz faal problemine gidiyor. Son maçta zaten mağlup oldular. yani zaten Doncic kitledikleri zaman da ve pas trafiğini burada Kanada kitleyebilirse yani çok fazla sayı olacağını düşünmüyoruz ki. Burada barem çok yüksekten açılmış bence. Biz burada maça şöyle bir tercih yaptık. Mücadelede 180 sayı olmaz diyorum ben burada. Hem Slovenlerin iyi defans yapması hem de Kanada'da Brooks gibi isimlerinde çok fazla blok yapma ihtimali yüksek var. Yani Kanada'da defans da yapabiliyor. Ama Slovenler Kanada'ya göre biraz daha fazla defans yapıyor. Burada da 179.5 altı sizlere öneriyoruz. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Bir adet ideal kombinimiz vardı. Sizlerden ricamız ekrana gelsin kombinimiz bu arada. Videoyu atsanız like'lardan artı 300'ün üstünde like'ları geçirelim sizlere önereceğimiz kombine 2 günlük kombinedir. Litvanya-Sırbistan mücadelesi 5 Eylül'de ilk yerden 82 sayı bekliyoruz en az. Ve Almanya-Letonya maçında da Letonya'dan ilk yerden 7 sayı fark yemezini öneriyoruz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Ufak mislilerde takip edebileceğiniz maçlar değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.